Evet birazcık işin daha sağlık boyutunu konuştuk ilk bölümde malum ama bu bölüm itibariyle biraz daha güzel olmaya ve hani sonsuza kadar geç kal genç kalmaya odaklanacağız. Çünkü gerçekten de herhalde insanlığın buna duyduğu ihtiyaç hiç bitmeyecek değil mi? Hoş geldiniz Mustafa Hoş Adanır, Biyopark Medikal Firması diyorum. bir arada inşallah. Yani ömürler de uzuyor. Şimdi eskiden baktığımız zaman anne babalarımızın zamanında 40 yaşından sonra herkes kendini böyle bir artık tamam ya benim torun torbaya karıştım ne olacak filan noktasından 40'ta hayat yeni başlıyor. Yeni bir iş, yeni bir meslek, yeni bir ben lazım falan diyoruz. Ne diyorsunuz? Abi hanım tanımlamayı çok e, net yapmamız gerekiyor. Yaşlanmayı durdurma. Yani antenjik globalizmiyle ismiyle antenjik diye adlandırdığımız yaşlanmayı durdurma aslında kavramsal olarak yanlış. Hmm. Sağlıklı yaşlanma. Ha esas yaşlanacağız olan. ama güzel yaşlanacağız. Yaşanacağız. Ha, güzel yaşlanacağız. Sağlıklı yaşlanacağız. Yaşlanacağız. Ee, 70 yaşında olmamız doğallığımız içerisinde olmamız gereken görünümümüz neyse onu vereceğiz. Onu sağlayacağız. Bizim hı hı. esas endüstri olarak uğraştığımız e, amacımız bu. Yoksa Peki sıfırlama ile alakalı bir Ama iddiamız yani yok. Ama yani hasta tarafında da bunu kabul ettirmek çok zor. Şimdi hani etik olmak, 40 yaşında 50 yaşında hanımlar 25 yaşında görünmek istiyorlar. Yani bilmiyorum nasıl bunu yanlış hani buluyoruz. aman öyle görünme sağlıklı yaş al sen hani yanlış noktasına buluyorum. getirmek zor. Etik olarak da yanlış buluyoruz. Zaten abartı bir işlemi de etik buluyoruz. Doğallıktan kesinlikle kaymamayı istiyoruz. Doğallığın içerisinde yaşlanmayı istiyoruz. Hı hı. Amacımız bu. Sağlıklı yaş alma. Peki, tamam. Yani en iyi versiyonun olduğu en bir cümle versiyon. var. O son derece İçinlikle. önemli. Şimdi kozmetik de bio, kozme, bio, medikal kozmetiğin farkını da şöyle bir anlatın bize. Çünkü kozmetik yıllardır hayatımızın içinde. kozmetin içine her şey giriyor. Evet. Makyaj giriyor, o giriyor, bu giriyor, evet. i̇şte ne yüzümüze sürdüğümüz evet. bir krem falan giriyor ama medikal kozmetik 20 yıldır falan galiba duyduğumuz bir şey, yeni bir kavram. nedir Şimdi birçok kavramda aslında kavramları çok net yerlerine yerleştirmek gerekiyor ee, Medikali, medikal olarak algılama, kozmetik kozmetik olarak algılama, hatta sağlık turizminin de ele aldığımızda iki tane branş var aslında orada. Yani bir sağlık var, bir de turizm branşları vardır orada. Şimdi medikal kozmetik dediğimiz zaman da kozmetik gerçekten bildiğimiz anlamda e, güzelleşme anlamında hı hı, yüzeysel tamamen e, yüzeysel, yani daha çok halk arasında da yani deri yani saçlı deri olabilir, yüz derisi olabilir. Ama deri, üstü. Ol deri. kesinlikle hı hı. deri. Deriye yani odaklanan. Olarak. Şimdi burada sağlıklı bir görünümü elde etmektir konu. Ancak medikal de eklediğimiz zaman yanına bunun, e, uygulanan ilaçlardan, cihazlardan itibaren, imalat kaleminden itibaren, üretim hattından itibaren, lojistiğinden itibaren, Klinik ortamında hekim tarafından uygulanmasına kadar tüm hattı biz medikalleştirmiş oluyoruz. Hmm. Uygulamanın evet. hattı komple medikal olması evet. gerekiyor ve medikal mevzuatlara tabi olması gerekiyor. Yani siz ilaç sektörü altına mı girersiniz mesela sizin ve sizin yaptığınız iş Medical. ya da sizin kullandığınız, o geliştirdiğiniz, şimdi az sonra konuşacağız biyopark medikal ne yapıyor diye. Evet. Biyopark medikal işte o güzel ve genç kalma noktasında. E, koz... teknolojik cihazlar ve ilaçlar Evet, kozmetikin medikalle evet. birleşme noktasında işte o ilaçların vücudumuza invaziv mi diyorsunuz ya da İmaziv. deri altı mı evet. uygulamalarını Minimaliz sağlayan mi? yerli milli e, cihazları geliştiriyorsunuz. Kesinlikle. Ya mesela bir sayın şimdi oraya bir girelim. Evet. direkt sizin evet. iş alanınıza girelim. Evet. Çünkü iş, işin sanayi tarafındasınız. Ne üretiyorsunuz? Şu an itibariyle bir mezoterapi cihazı ürettik. Hı -hı. Ee, dünyanın en iyisini yaptık. Teknolojisiyle, e, dijitalizasyon, uygulama parametreleriyle. Derinin her bölgesinin ayrı ayrı ihtiyaçları olan vitaminleri deri altına, e, hekimin uygulamış olduğu parametrelerle deri altına verme uygulamasıdır. Hmm. Mezoterapi. Hı hı. Zaten e, yaklaşık 15 senedir Türkiye Cumhuriyeti'nde de mezoterapiyi biz, uyguluyorlar. Biz e, tanıttık. Biz e, var ettik de diyebilirim. Yani şöyle siz distribütörlüğünü yaptığınız yabancı firmalar kanalıyla herkese evet. e, bu sözüne ettiğiniz e, tedavi, protokolü tedavi protokolünü tanıttınız. Ve ilaçlarıyla beraber. Evet. 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 Şimdi bundan, ilaçlarıyla birlikte. İlaçlarıyla birlikte kesinlikle. Bundan sonrası itibariyle de şunu istedik. Niye Türkmalı? malı ee, bir ürünümüz olmasın evet. ve dünyanın en iyisi niye olmasın hiç yok muydu Mustafa Türkiye, Bey Türkiye'de sadece neden bizim... soruyorum Türk kadını Türk erkeği hatta artık evet. son 15-20 yıldır o kadar düşkün ki bu işte medikal, kozmetik uygulamalara herkes soruyoruz işte botoksundan tutun evet. dolgusuna, dolgusundan tutun bu bahsettiğiniz mezoterapiye filan. Hani inanılmaz bir talep artışı varken. Kesinlikle. Hep ithalatı yapılan cihazlarla mı yapıldı mesela? Cihazlar ve ürünler. Ürünlerle. Yüzde yüz hep ithalattı. Evet. Biz firma olarak, ekip arkadaşlarımla beraber, hekimlerimizle beraber bu konsepti şu an Türkiye'de Markasını yaratan ilk ve tek firmayız. Peki, ithalatla başladığınız sanayi tarafına geçtiniz. Yani e, olması gerekiyor, markalarımızı yaratmamız gerekiyor. Ama kolay Türk, bir şey değil. Türk malı olarak markamızı yaratmamız Evet, çok gerekiyor. kıymetli. Şimdi, tabii. Şimdi dünyanın en büyük organizasyonları, Monaco anti Kongresi, Paris'teki kongre, e, Amerika'daki kongrelerin, e, Orta Doğu'daki yani en büyük kongreler estetik medikal e, alanı ile alakalı. Hı hı. E, hepsinde gittiğiniz zaman mesela Monaco'daki kongrede yani bine yakın firmanın orada tanıtımı var, standları var, workshopları var. Bir tane Türk firması yoktu. Evet. Yani biz Kaç yıl önce yaklaşık, önceden söz ediyoruz? E, i̇ki yıl öncesine evet. kadar konuşuyorum. Evet. Yani iki yıldır biz varız çünkü orada. Hı hı. Şimdi 10 yıl 10 yıl öncesinde de yine hekimlerimizle beraber bu kongreleri ziyaret ediyoruz. Ya biz niye yokuz burada? Niye yokuz? <laughs> Bence e, bu hayal ederek başlanması gerekiyordu ki biz 10 yıl öncesinde bunu hayallerimize aldık, programladık e, ve çok. Şükrediyorum ki evet. Türkiye Cumhuriyeti'nde tamam. şu anda markasını yaratan. Peki, ilk, hayal kısmı ilk tamam. Kişi olduk, evet. Tebrik ediyoruz yerli milli bir girişim olduğu için ama uygulama kısmı nasıl gelişti? Burada dışarıdan bir mezoterapi tabancası getirdim, işte şu medikal bir şey getirdim, aldım da aynısını yapayım gideyim sanayide falan değil herhalde mesele değil mi? Nasıl bir arge var, Aman, nasıl bir çalışma var arkada? Zaten eğer hayat yaşamımızı eğer biz e, farklılık üzerine konumlandırırsak, sıra dışılık üzerine ve inovasyon üzerine konumlandırırsak eğer, sizin üreteceğiniz cihazlarınızda, ilaçlarınızda, sizin elinizde ne çıkıyorsa o farklı olacaktır. Hı, hı. Sizinkisi farklı ee, mı mesela rakiplerden? %100 farklı yani zaten yani şu an dünyada en çok satan cihazlardan bizim konseptimizde Fransızlardı mesela. Şu an 17 ülkede distribütörlüğümüz var. Her girdiğimiz ülkedeki distribütörlüğümüzde de direkt bir numaraya oturmuş durumda. Neredesiniz Mustafa Bey? Hangi ülke, hangi Gelişmiş memleketlerde? Gelişmiş ülkelerle hep başladık. Yani, Başta İngiltere, Japonya, Japonya Hollanda, İspanya ve 2 ay öncesi itibariyle Amerika'ya da başladık ki Amerika pazarı çok heyecanlandırıyor bizi. Çok sıra dışı orada stratejilerimiz de var. Hayırlı olsun. Gerçekten tebrik et. ediyoruz. Hani bu işin zirvesi neresidir? Güney Kore mi? E, şu an için Güney Kore Değil mi? 2010'dan Hala öyle. itibaren yaklaşık 12 senedir. Yani e, tek başına Avrupa ile ve Amerika ile rekabet içerisinde çok markalar var. Çok e, talep ta var çünkü. Takdir edilesi bir çalışmaları var evet. Güney Kore'nin. Evet. Umuyorum ki Türkiye'de de e, biz başlatmış olduk. Hı hı. Aynı zamanda sosyal sorumluluk olarak da ben sektördeki paydaş arkadaşlarıma da hepsinin markalaşmaya girmelerini istiyorum. Evet. E, Elinden evet. geldiği de ne varsa zaten bilgi paylaşımını kendileriyle gerçekleştiriyorlar. Biraz da bir rakamları da konuşalım istiyorum. Çünkü yeni 2021 arkamızda bıraktığımız için Türkiye'nin bu ilk yerli milli e, kozmetik, medikal kozmetik teknolojisi içeren cihaz ya da uygulamalarından ya da ilaçlarından yapılan satışın size cirosal karşılığı ne olmuştur? Hem onu merak ederim. Hem de mesela ARGE'ye nasıl bir kaynak ayırıyorsunuz onu da merak ediyorum doğrusu. Ağır ARGE şu an itibariyle bütçemizin yüzde 40'ını biz tamamen ARGE'ye ayırıyoruz. Çok harika mühendislerimiz var. Çok harika doktorlarımız İçeride var. İçeride mi yoksa böyle Kendi, üniversite işbirlikleri falan var mı? E, üniversite işbirliklerimiz de var. Kendi bünyemizde de zaten şu an hali hazırda 17 tane mühendis çalıştırıyoruz. Hı hı. Çalışan genç arkadaşlarımız hepsi beyni e, ışıl ışıl işleyen arkadaşlarımız. E, hepsinde çok güzel projeleri, hekim e, akademisyen hekimlerimizden, e, doktorlarımızdan, üniversitedeki akademisyen yine arge e, departmanlıklarından da çok e, iç içe geçmiş güzel bir entegrasyonla yürüttüğümüz arge. Geçen ayın cirosu e, nasıl kapattınız. Ciro olarak şöyle bir söyleyelim. Bu arada. Aslında 2020 ve 2021'de biz başlamış olduk. Yani Hı. daha tazeyiz iki evet. yıllık. E, hayatımda hiçbir zaman mazeret ifade etmek istememekle beraber ve sevmemekle beraber pandemik süreçte olmamıza rağmen 17 ülkede e, sözleşmemizi başlatmış olduk, satışlarımızı başlatmış olduk. E, bu yılda da umuyorum ki 40'a yakın bir ülkeye çıkmış olacağız. İnşallah. 2022 hedefi o zaman iftarlarda. Ee, bir sonraki programda Olur. daha tamam. zorlamıyorum. Tamam dediğiniz gibi evet. pandemi ortamında kurulmuş bir evet. şirket. Büyüme evet. odağınız var. Pazarlar yeni yeni Ama gelişiyor. Şunu, şunu söyleyebilirim. Bizim 2023 sonunda yaklaşık bütçesi 25 milyon doları bulacak. Enjekte edilebilir ilaç tesisini kurmayı planlıyoruz şu anda. Onun şu an ilaç tarafında, tarafında, yoksunuz değil mi? Şu an cihaz tarafındasınız. Anladım, yanlış mı anladım? Bomba bir şekilde... Onun argisi şu anda yapılıyor. Peki neye ee, odaklandınız? Mezoterapi ilaçları. Mezoterapi yapacağız. içeriğine. Yık çıkacak olan ilaçlarımızdır. Yani ismiyle dahi heyecan yaratan ki her başlatmış hı hı. olduğumuz alge projemizi önce adlandırıyoruz. Evet. Onu ismiyle çağırıyoruz daha sonra bir kişilik veriyoruz, bir şahsiyet veriyoruz. Peki. Mezoterapi ilaçlarımızın Şimdi Merak ediyorlar mezoterapi ilacının içinde ne var acaba? Vitaminler falan mı var? Vitaminler var, multivitaminler asit falan var. herhalde. Var. <laughs> Temel etken madde hyaluronik asit. Evet. Peki. İsmi sorayım mı ismini? Sor. Ne ismi ne ya bu? Nasıl bir şey bu? Az sonra dermişiz, ve reklama gidermişiz. <laughs> İsmi <laughs> Mezopotamya. Oo evet. Üf bizden. <gülüyor> bizden. <gülüyor> Mezoterapi ve mezot. Aynen. Öyle. Mezopotamya. Yani o yani yerli kelime, milliliği bu kadar vurgulanacak. ya bizden olması bizi heyecanlandırıyor. Evet. Bizden, Bayağı olsun bizden olmuş. Bayağı bizden olmuş. Ancak bu sıradan bir ürün olmayacak. Ee, patentlen globalde patentlenmiş olan içeriklerle ve üretim teknolojilerle Dünyada farklılığı olacak. Hı hı. Zaten mevcutta da üretmiş olduğumuz cihazımız, mezoterapi cihazımız. Evet. Dünyada şu anda Amerikan Sağlık Kuruluşu FDA onayı alan tek cihazız biz şu anda rakiplerinin içerisinde. Hı hı. FDA onayı alan. E, kalite algısına da baktığımız zaman globaldeki ne kadar kalite belgeleri varsa yani başta Avrupa, medikal device evet. C belgeleri olsun. Tabii tabii bunları Amerikan sormadım. Amerikan FDA yani belgeleri olsun, girdiğiniz MDTAP için sormadım. Olsun. Öyle evet. bir alandasınız ki evet. bu CE'leri ve bir FDA'leri falan almadan dediğiniz pazarlara hani adım atmayı bırakın şöyle uzaktan el sallamanıza bile müsaade etmiyorlar. Evet. Onlardan yana hiç şüphemiz yok zaten her şey bilimin ve aklın yolunda ilerlemiş. Evet. İlerlemeye de devam etsin. Yolunuz açık olsun. Eee seneye rakamları alacağım. <laughs> Söz veriyorum. Yani çok, çok tatminkar rakamlar olacak. Ee, ve İnanıyorum. Evet. Bu rakamdan katma öte değer sağlamış olmanız, tabii olacağız ki Türkiye'nin bayrağını bu alanda da dalgalandırıyor olmasınız çünkü Türkiye'nin sanayide üretimde gerçekten. Ah Şunu de, evet. söylemek istiyorum. Şimdi Japonya'daki Kongre'de bizim şu an şirket logomuzda kız kulesini özellikle amblem olarak yerleştirdik. Yani. E, globalde işte falan marka diyor altına London yazıyor. Filan marka diyor altına Paris yazıyor. Biz şirketimizle beraber İstanbul'u konumlandırıyoruz şu anda. Hı hı. E, Japonya'daki bir kongrede, fuarda bizim kız kulesinin orada standta arka planda görünmesi Emin olun ki bir iş adamı olarak %100. hayatımda aldığım bugüne kadar keyif ve mutluluklardan çok farklı bir mutluluk. Hiç şüphemiz yok. Çok Türkiye'de, farklı bir Türkiye'de üretip dünyaya ürün satan, mal satan, hizmet satan hemen hemen bütün iş insanlarında bu milli duyguyu görüyoruz zaten. Kesinlikle. Yolunuz açık olsun çok Mustafa Aranır. Çok ediyorum. Çok sağ olun kıymetli katkınıza. Ee, görüşmek dileğiyle diyoruz. Çok Burada da noktalıyoruz gün ortasında değerli izleyenlerimiz. Ee, önümüzdeki hafta itibariyle bir küçük mola alacağımı bildirmek isterim değerli izleyenler. Merak edenler olursa sonrasında inşallah sağlıkla bir arada olmak dileğiyle diyoruz. Gün ortasında görüşmek üzere.